Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle harika kahvaltılık puf puf çok güzel tatlı börekler yapacağız. Şimdi arkadaşlar ılıtılmış şöyle bir bardak sütüm var. İçerisine bir paket maya katıyorum. Ve arkadaşlar bunu şimdi kaşık yardımıyla karıştıracağım. Ve bir 5-10 dakika kadar bekleyecek. Şimdi mayalı sütümüzü karıştırdık. Şöyle kenara alıyorum. O şimdi birazcık orada beklesin. Diğer malzemelerimizi yapacağız. Şimdi bir adet yumurta ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ekleyeceğim. Ve arkadaşlar çırpacağız. Birazcık çırptıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Ve çırpmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle yarım çay bardağından bile yaklaşık bir parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. Ve şöyle karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonrasında içerisine gördüğünüz gibi şöyle krema gibi bir kıvama gelmesi gerekiyor. Daha sonrasında bu karışımın içine mayalı sütümü ekleyeceğim. Şöyle ekliyorum. Ve arkadaşlar çırpmaya devam edeceğim. Şimdi bu karışımları çırptım. Yaklaşık 1,5 su bardağına yakın un ekliyorum. Unumuzu şöyle yavaş yavaş hani biraz ekledikten sonra bakarak eklerseniz daha iyi olur. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu karışımları karıştıracağım. Daha sonrasında yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi un az geldi. Ununu kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Ben şimdi birazcık daha ekliyorum ve tekrar yoğuracağım. Kıvamına bakacağım. Arkadaşlar hamurumuz hazır. Üzerini streçle kapatıp yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleteceğiz. Evet, şöyle hamurumuzun üstünü açtım. Çok güzel bir şekilde olmuş. Şimdi çok az yoğuracağız. Daha sonra 9 eşit parçaya böleceğim ve yuvarlaklar yapacağız. Şimdi ben şöyle tezgahı aldım. Yoğuruyorum birazcık. Daha sonrasında birazcık şöyle açacağım ve yuvarlak halkalar yapacağız. Evet, şimdi 9 eşit parçaya böldük. Elimizle bastırarak yağlı kağıdın üzerine koyacağız ve 5 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet, şu şekilde ben yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim. Yuvarlaklar yaptım ve elimle şu şekilde bastırdım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ortalarına çok az şöyle delik deleceğiz. İçerilerine çikolata, reçel ne isterseniz koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ortalarına şöyle parmağınızla basabilirsiniz. Ben içerisine çikolata ya da reçel koyacağız demiştim. İsterseniz yapabilirsiniz bunu. Ben güzel görünmesi için yapacağım ve çok lezzetli oluyor. Şu şekilde yaptık. Şimdi bir 5 dakika sonra sıvı yağda kızartacağız. Evet arkadaşlar, bu arada bekletirken şöyle üzerine bir bezle yardımıyla örtün. Bir 5 dakika, 6 dakika kadar bekletin. Evet, ben ocağıma yağımı aldım. Şimdi kızacak yağım. Ben de bu arada yaptığımız, hazırladığımız böreğimiz diyeyim artık. Çok güzel börek, poğaça, tatlı bir şey. Ne derseniz bunun adını arkadaşlar. Şöyle ortadan keseceğim. Hepsinin ayrı ayrı yağlı kağıtları olacak. O şekilde yağın içerisine koyacağım. Daha sonrasında yağlı kağıtlarını alacağız. Evet, hepsini ayrı ayrı kestim ben. Şimdi yağımızın içerisine bırakacağım. Evet arkadaşlar, ben üçünü bıraktım şimdi yağın içerisine. Bıraktıktan sonra yağlı kağıtlarını şu şekilde alabilirsiniz. Aldıktan sonra böyle altlarının kızarmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında tersini çevireceğiz. Şöyle arkalarını çeviriyorum. Çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Birazcık dikkatli pişirmeniz gerekiyor. Şöyle çevirelim. Hepsini bu şekilde kızartacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kızardı benim pastalarım ve şöyle içlerine çikolata koyacağım. Daha sonrasında üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Evet, ben ortalarına çikolatalarını koydum. Şimdi pudra şekeriyle süsleyelim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben pudra şekeriyle çok güzel bir şekilde süsledim. Çok şahane bir lezzet. Şöyle de göstereyim, yumuşacık. Herkese afiyet olsun.